Herkese selamlar. Bugün sizlerle Genshin'de Narcissus'un peşinde görevinin devam partını yapacağız. Öncelikle birinci partı bitirmediyseniz şu anda ekranda o görevi bitirdikten sonra buraya gelebilirsiniz. Birinci parttan sonra görevi bırakmıştık. Şimdi tekrardan ortadaki kuleye ışınlanacağız. Şimdi yapacağımız ilk şey tabii ki arka taraftaki gücü alaraktan mekanizmayı döndüreceğiz. Tam olarak bakın şu ikili yere denk gelecek şekilde yapacağız. Ve ortada bir tane portal açılacak. Portala girdiğimizde bu şekilde dışarı geleceğiz. Burada tabii ki birkaç tane bulmaca vesaire var ama şu anlık yapmayacağım. Görevden sonra ben buraya geri döneceğim. Siz dilerseniz yapabilirsiniz. İki kat aşağı indikten sonra da buraya gelerekten içeri gireceğiz. Şu anki yapacağımız bölümde birazcık takılmalar oldu. Bu yüzden hani böyle bir not gibisinden bir şey söylemek istedim. Videoyu yüklesem yüklemesem mi diye düşündüm bayağı, çünkü bayağı bir canımı sıktı bu olay. Bilgisayarda hiçbir şey yok ama video çekme programıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Yine anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama can sıkıcı tabii ki bu donmalar vesaire. Bu arada sadece şu anki bölümde var. Yani sonraki bölümlerde olmayacak takılma. Olur da bir sıkıntı vesaire yaşarsanız, isterseniz yorumlardan, isterseniz de Discord'da özelden beni darlayarak derdinizi anlatabilirsiniz. Oralardan da yardımcı olmaya çalışırım. O zaman tekrardan kusura bakmayın. Videoya devam edelim. İçerideki yaratıkları temizleyeceğiz. Yaratıkları temizleyince ortadaki mekanizmamız açılacak. Etkileşime geçerekten buradaki kapıyı açacağız. Ve asansörle aşağı ineceğiz. Bu kısımda öncelikle karşıdaki robotu kesin. Robotu kesince yine bir mekanizma açılacak ve ortadaki mekanizmayı döndürebileceğiz. Şimdi şu sağ taraftan yaparsak daha kısa sürer. Işın tam olarak bu tarafa gelecek. İçerideki mekanizmayı çalıştıracağız. Şimdi ise sağ taraftaki de yine oynayaraktan ışını bu tarafa getireceğiz. Buradan sonrasında arka taraftaki ilk mekanizmayı tekrardan etkinleştireceğiz. Sol taraftakiyle bu sefer oynatacağız. Bu tarafa geldiğinde arka taraftakiyle tekrardan etkileşime geçeceğiz. Tabii ki bir de içeridekine giderekten onu da çalıştırmamız lazım. Son bir kez daha sağ taraftakini oynatacağız. Evet, kapımız açıldı. Robotları temizledikten sonra yine bir mekanizma açılacak. Yine asansörle beraber aşağı kata doğru devam edeceğiz. Evet, şimdi sol taraftan öncelikle gücü alalım. İlk olarak bu taraftakini şuraya getireceğiz. Bunun için sağ taraftakiyle oynayabilirsiniz. Ve bu taraftan devam edeceğiz. Burada bir tane kök halkası diye eşya var. Bunu aldıktan sonra burayı etkinleştirin. Şimdi ise sol taraftakini oynataraktan ışını en soldaki kapıya getirin. Böyle getireceğiz. Yine bir adet kök halkası ve mekanizma bizi karşılayacak. Sonuncu kapı için ise şunu yapacağız. Şimdi en alttaki dişliği görüyorsunuz bakın. Bunun lazeri tam olarak orta tarafa gelecek. Bunu sol tarafa doğru döndüreceğiz. Ortadaki kapıya geldiğinde bırakacağız. Hemen ardından da sağ taraftaki mekanizmaya giderekten bunu etkinleştireceğiz ve bu en alttaki dişliği kilitleyeceğiz. Bunu yapma sebebimiz de şu, biz bunu oynattığımızda bakın alttaki hiçbir şekilde oynamayacak. Yani üsttekini rahatlıkla döndürebiliriz. Bir tık daha döndüreceğiz. En üstteki dişlinin lazeri buraya gelene kadar. Ardından sol taraftakine giderekten dişimizi yukarı kaldıracağız ve kapı açılacak. Kafanız karışabilir diye şöyle bir tane not düşeyim. Sağ taraftaki dişliği aşağı çekiyor, sol taraftaki ise dişliği yukarıya çekiyor. Bu da böyle küçük bir not olsun. Bu taraftan devam edebiliriz. Bir adet daha kök halkası ve değerli sandık bulduk. Şimdi orta taraftan devam edebiliriz. Hızlıca şimdi 4 NPC'mizle de konuşacağız. Konuşmalar bitince tekrardan Turtle'la konuşacağız. Ve bize bir tane küçük anahtar verecek. Onu da arkadaki mekanizmaya götürerekten kapıyı açacağız.
Evet, burada küçük bir savaş bölümü başlayacak. Evet, bu partı da böylelikle bitirmiş olduk. Devam edecek olursak şu anda sadece Traveler'la... Oo, bir dakika, bu arada elimizde Nergis Saçı'nın kutsal kılıcı var. Güzel bir yere gidiyoruz gibi bakalım. Yalnız bir şey değil mi? Fena bir yere geldik. Yani şuradan tam bir Elden Ring boss'u çıkmalık yani. Evet, tahmin ettiğim gibi. Büyük ihtimalle canını belli bir yüzdeyle düşüreceğiz, böyle %95 gibi bir şeye. Sonrasında biter diye umuyorum, bakalım. Şurada bir portal açıldı sanki. Ona girsem ne olur? Ha, kaçıyoruz, okey. Abi bayağı iyi kaçtık ya, sağ olsun valla. Bir tur attık geldik arka tarafta. Ben de balonu alınca bir şey olacak, hasar yiyecek sanırım. Can veriyor ya, Allah'ım ya. Oğlum yukarıda kocaman yüklü saldırılar hasar verir yazıyormuş ya. Bu muydu yani gerçekten? Konuşmalar bitince de sıradaki partimiz başlıyor. İşaretli yere doğru ışınlanacağız. Buraya geldiğimizde zaten otomatik olarak bir diyalog başlayacak ve karşıya doğru devam edeceğiz. Evet, güzelinden bir karşılama hazırlamışlar bize. Ve niyetleri konuşmak değil sanırsam, Doge diyeceğiz. Oğlum madem bunu yapabiliyordun niye yapmıyorsun? Evet, konuşmalar bitince bir tane portal açılacak. İçeriye doğru gireceğiz. Ve bu taraftan devam edeceğiz. Evet, Nergis saçı kılıcını bu sefer görev eşyası olarak değil, gerçek bir silah olarak aldık. Neredeymiş bakalım şöyle bir. Evet, şimdi yapacağımız şey Merusi köyüne gitmek. Buradan ilerleyerek Mamere'nin evine doğru ilerleyeceğiz. Sonuna geldik. Sonunda Nergis Saçı Derneği görevi tamamen bitti. Seymour, Mamere ile beraber yolculuğa çıktı. Turtle, Lenoir'in yanına döndü. Mirianna yeni bir hayat verdik. Cidden güzel şeyler oldu hikayede. Bu güzel hikaye bitmişken de yavaştan biz de sona gelelim. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.